Herkese merhabalar. Bugün burada gördüğünüz yeşilliklerle harika bir yaz çorbası yapacağım. Bakın burada bir parça kabağım var. Kabak çok büyüktü, yarıya böldüm. Semizotum var, maydanozum var, dereotum var. Bakın dereotu. Bakın bunlar da kabak çiçekleri. Bu kabak çiçeklerini de küçük küçük kıyacağım içerisine. Bakın tencereme hepsini ufak ufak kıydım, doldurdum. Şimdi devam edeceğim daha. Bunları da kıyıp dolduracağım. Bir tane de kabak. Daha doğrusu yarım kabak. Bunların hepsini küçük küçük kıyacağım. Pişmeye bırakacağım. Şimdi ben bunları bir doğrayayım. Daha sonra tekrar görüşelim. Doğradığım bütün yeşillikleri tencereme aldım. Kabağı da doğradım. Bahçemden domates yaprağı da topladım, koydum. Nane koydum. Dereotu, maydanoz, semizotu. Normalde ıspanak da koyuluyor ama benim ıspanağım yoktu evde. Şimdi 2 dolu kaşık tuz koyacağım. Tuzunu tabi arzuya göre az veya çok koyabilirsiniz. Biz çok fazla tuzlu yemediğimiz için az koyuyorum. Bir kase pirinç koyacağım. Bir kase de nohut koyuyorum. Normalde lepe koymam gerekiyor ama lepem olmadığı için ben nohut koydum. 2 dolu su bardağı su koyuyorum. Suyunu daha sonra tekrar ayarlayabiliriz. Şimdi çorbamız kaynamaya başladı. Tabii ki o 2 su bardağı su az geldi. Ben biraz daha ilave ettim. Şöyle 20-25 dakika kadar kısık ateşte kaynatacağım bunu. Daha sonra soğuduktan sonra yoğurtla karıştırıp yiyeceğiz. Tabii ki bunun hepsini bir günde bitirmeyeceğiz. Ben bunları küçük küçük kaselere koyuyorum. Böyle küçük kaplara, kapaklı kaplara. Buzluğa atıyorum. 2 günde bir, 3 günde bir çıkarıp yoğurtla karıştırıp yiyoruz. Tadına doyulmuyor. Yaz günlerinin vazgeçilmezi. Gerçekten deneyin. Hem bol vitaminli hem yaz için hazır çorba. Buzluğunuzda sürekli bulunsun. Yaptığınız zaman çok çok yapın ki buzlukta da yeriniz varsa, tabii derin dondurucunuz varsa 2-3 günde bir çıkarıp yaz günlerinde hazır çorba. Çorbamız hemen hemen pişti sayılır. Şimdi 1-2 dakika daha pişireceğim. Sonra kapağını kapatacağım. Biraz dinlendireceğim. Dediğim gibi soğuduktan sonra bunu küçük küçük kaplara alıp buzluğa atacağım. Daha sonra yoğurtlayıp yiyeceğiz. Şimdi malzemelerini tekrar sayayım size. Iğdırlı olanlar zaten bilirler. Hatta belki de beğenmeyecekler benim yaptığımı. Tabii haklı olarak. Ben Iğdır'dan çok küçük yaşta çıktığım için çoğu yemeği çok güzel bilmiyorum ama işte komşulara, eşe, dosta, anneme sonra sonra yapıyorum. Şimdi malzemelerini sayıyorum. Ispanak, semizotu, maydanoz, nane, dereotu, kabak çiçeği, kabağın bir tanesini çok küçük küçük küp küp doğradım. Biraz pirinç, biraz lepe ama benim lepem olmadığı için nohut koydum. Zaten lepe de nohuttan yapılıyor. Nohutun yarısını kırıyorlar, lepe yapıyorlar. Hanımlar, şimdi çorbamız soğuduktan sonra tekrar görüşeceğiz. Bu arada söylemeyi unuttum. Komşularım dedi ki bahçendeki domateslerin yapraklarının böyle ince narin olanlarından birkaç dal topla, onu da küçük küçük kıy dediler. Ben de aynı şekilde yaptım. Bakalım bu sefer tadı nasıl olacak. Evet, bu şekilde hazırladım çorbamı. Bakın, kıvamı da çok güzel oldu. Harika bir tadı oldu. Bu şekilde saklama kaplarına koydum. Kaldıracağım bunları buzluğa, derin dondurucuya. Dilediğiniz zaman çıkarıp yoğurtlayıp yiyorsunuz. Yaz için vazgeçilmez bir tat, harika bir lezzet. Serinletici çorba, soğuk çorba bu, yaz çorbası. Kışın da yapılabilir ama en çok yazın yapılıyor. Çünkü yeşillik de yazın bol olduğu için bizim Iğdır'da yemeklerin yanında vazgeçilmez çorbamız. Şöyle yakından tekrar bir göstereyim. Sizlere veda edeyim. Bugünlük bu kadar diyorum. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.